O da nedir arkadaşlar? Rabbimizin kulları üzerindeki en büyük hakkı tevhidi, yani onu birlemeyi ne yapmak? Gerçekleştirmek, yerine getirmek. Yeryüzünde bunu ne yapmak? Hayata geçirmek. Çünkü Allah Teala ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Allah Teala. Yani insanlar ve cinlerin yaratılış gaye ve amacı nedir? İbadet. İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani beni birlesinler diye yarattım diye bir yapma. Neyde birlesinler? Tevhitte. Yani ibadetlerde. Allah'a yaptıkları tüm ibadetlerde ne yapsınlar? Allah'ı birlesinler. O ibadetleri yalnızca ve yalnızca kime yapsınlar? Aleykümselam. Yalnızca ve yalnızca yüce Allah'a yönelsinler. İşte kul dünyada tevhidin bu kısmını gerçekleştirirse, bunu gerçekleştirmeye kadir olmasının, bunu anlamış olmasının bir delili de nedir? İsim sıfat tevhidini anlamasıdır. Yani yüce Rabbini iyi manada tanıyan, gerçek manada tanıyan bir kul, bir abd ancak ibadetini Rabbine yalnızca o yapar tam olarak. Rabbini tanımayan, Rabbinin vasıflarını, sıfatlarını iyi bilmeyen bazen ibadetlerinde ne yapabilir? Şirkete düşebilir. Kendi kafasına göre ibadetler uygulayıp türetebilir. Kim Rabbinin kulu sıkıntıya düştüğü zaman yetişebileceğini, yetişme sıfatının olduğunu, yardımını, desteğini göndereceğini iyi bir şekilde anlamış ise, o başı sıkıştığı zaman eline açarak ne der? Yetiş ya Rab der. Yetiş ya Allah der. Rabbini çağırır yardımına. Ama Rabbinin bu vasfını, bu kudretini, bu azametini tam anlamıyla anlayamamış insan yolu uzatarak, kendini kesinlikle doğru yola çıkarmayacak olan bir yola girerek Allah'tan başka ne yapar? Allah'ın katında salih olarak sandığı veya salih olarak kabul edilen insanları da aracı koyarak Rabbine, Allah'ına ulaşmaya çalışır. Bununla uğraşır. Halbuki Allah ona şah damarından daha yakın. Kulu ona yetiştirdiği zaman Rabbi ona ne yapar? Yetişmeye kadir. Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde buyuruyor. Diyor ki, yeri gör kim yarattı diye sorsan onlara ne derler? Allah derler. Yani yeri göğü yaratmada hiçbir ortağa, hiçbir aracıya ihtiyacı olmayan bu Allah, elbette ki kulunun duasına icabet etme, duasını yerine getirme konusunda da hiçbir aracıya ihtiyaç duymaz. Bizler bunu söylerken şunu söylemiyoruz, şunu iddia etmiyoruz. Allah'ın evliyaları, salih kulları yoktur demiyoruz. Elbette Allah'ın takva sahibi, salih kulları vardır. Peygamberlerden sonraki en büyük evliya, en büyük salih kul da kimdir? Ebu Bekir radıyallahu anh. Ama buna rağmen sahabenin hiçbiri ne yapmamış? Duasında bu yaratıcıya, yaratıcı olarak kabul ettikleri, ilah olarak kabul ettikleri, ibadetlerini sundukları o ilaha, o Ebu Bekir radıyallahu anh aracı koyarak dua etmemişler. Bunu yapmamışlar. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendikleri edep, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendikleri ahlak onlara buna yapmaya ne yapmıyor? İzin vermiyor. Çünkü bu onları ne yapabilir? Daha sonra ileride şirke düşürebilir. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bu yüzden ne yapmış? Onlardan biat almış. Allah'tan başkasından yardım istememe hususunda ve konusunda. İşte onlar da Rablerini bu şekilde çok iyi tanıdıkları için, Peygamberin direkt ağzından, direkt dilinden öğrendikleri için Rab tasavvurları, Rabbini algılayışları, Rablerini tanıyışları, bilişleri, idrak edişleri öyle bir seviyeye ulaşmış ki onlardan birisinin sopası düşse arkadaşına sopamı ver diyerek yardım istemeye dahi utanır vaziyete gelmişler. Çünkü her şeyin Rab'den, yaratıcıdan, ibadetlerine layık olan ilahtan istenmesi gerektiği konusunda böyle bir edep öğrendikleri için caiz olan bir konuda dahi onların kendisine yardım isteme izni verilmiş olmasına rağmen bu konuda dahi ne yapmamışlar? Edeben, ahlaken böyle bir şeyi bazıları ne yapmamış? Hoş bile görmemiş. İşte bizler Peygamber aleyhissalatü vesselamın
bize Rabbimizi, ibadetlerimizi yapmış olduğumuz Allah'ımızı, ilahımızı tanıttığı bu sözlerine, hadislerine ne yapacağız? Kitabın bu bölümünde geçeceğiz. Yani olayı biraz daha tefekkür ederek, biraz daha düşünerek çalışacağız, gözümüzün önüne getireceğiz. Ki Rabbimizi daha da iyi tanıyalım. Ki bu sahada bu hadisler aracılığıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan duyarak Rablerini ne yaptılar? Tanırlar. İşte kitabımızın bu bölümü de arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, sünnetinden deliller içermekte. Diyor ki Şeyhülislam faslun diyor, başlık atıyor. Sunne fi sünneti Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kitabında zikrettiklerimizden sonra diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde de Allah'ın vasfıyla alakalı birçok neler vardır? Hadisler vardır. Biz derslerde aldık. Rabbimizin öfkelenmesi, razı olması, sevmesi, gülmesi, bunlar birçoğuna değindik. Şimdi hadislerle hadislerin ispat ettiği bu sıfatları öğreneceğiz. Diyor ki önce Şeyhülislam bir altyapı kuruyor. Diyor ki fessünnetu tufessirul Kur'an. Sünnet Kur'an'ı ne yapar? Tefsir eder. Sünnet Kur'an'ı ne yapar? Tefsir eder, açıklar. Alimler diyorlar ki sünnet Kur'an'la yan yana geldiğinde, Kur'an'la beraber düşünüldüğünde birçok manalara gelir. Birçok işlevi vardır. Bunlardan bir tanesi nedir? Kur'an'da olan şeyi sünnet ne yapar? Gelerek destekler. Yani Kur'an'da o hüküm vardır. O hüküm vardır. Sünnet de aynı hükmü getirerek ne yapmıştır? O hükmü desteklemiştir. Bu sünnetin bir kısmı. Sünnetin ikinci kısmı Kur'an'da gelen hükümleri açıklayıcı olması. Kur'an'da gelen hükümlerin ne olması? Açıklayıcı olması. Yani Kur'an'da hüküm gelmiş ama açıklaması, şerhi, tefsiri gelmemiş. Onun tefsirini kim yapıyor? Sünnet yapıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yapıyor. Mesela geçen haftaki dersten hatırlayın. Demiştik ya, lillezine ahsenu el husna ve ziyade. Ne demek bu ayet? Lillezine ahsenu el husna ve ziyade. İyilik yapanlara, yani muhsin olanlara, ihsan sahibi olanlara ne vardır? Husna. İyilik, güzellik vardır. Ve ne vardır? Ziyade, fazlalık vardır. Nedir arkadaşlar bu fazlalık? Allah-u Teala'nın vecihini ne yapmak? Görmek. Kim bunu tefsir ediyor bu şekilde? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu ayetin tefsirini ne yapıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَ İhsan sahibi olan, muhsin olan insanlara hüsna, cennet vardır. Ve onun ziyade, ondan bir fazlalık var. Ne o? Allah'ın vecihine bak. Hadislerde açıkladığı şekliyle. Hadislerde açıkladığı şekliyle. O yüzden Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Tefsir ediyor, açıklıyor. Sünnet burada hangi konuda gelmiş oluyor? Hadisi tefsir edici. Ayeti tefsir edici bir şekilde gelmiş oluyor. Sünnetin yine aynı bapta ikinci bir şıkkı. Sünnet Kur'an-ı Kerim'de gelen kapalı ifadeleri açar. Mücmel dediğimiz, icmal, genel olan, mücmel olan ayetleri ne yapar? Açıklar, onu beyan eder. Mesela nedir arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de ne var? Namaz kılın diyor Allah-u Teala, değil mi? Ama kaç rekat, farzları nelerdir, bu erkanı nedir, namazı neler bozar, neler bozmaz? Allah-u Teala'nın bu genel hükmünü açan, şerh eden, açıklayan ne oluyor? Sünnet oluyor. Sünnetin buradaki Kur'an'a olan şeyi ne? Konumu? Tefsir değil, daha çok açıklayıcı. Yani beyan edici. Evet. Herkes nasıl rahat ediyorsa öyle olsun. Sorun değil. Herkes nasıl rahat ediyorsa inşallah öyle olsun. Kiminin dizinde romatizma var, kiminin dizinde ağrı var. Onun için... Evet. O zaman ayakta hazır ola geçelim. Nasıl? Ayakta hazır ola geçip anlatalım. Sessiz sükunetle de bu
Yani kiminin dizi ağrıdığı için herkes lafı rahat ediyorsa. Yani o konuda şeye gerek yok. İnsanların kılığına, kıyafetine, oturuş şekline müdahale etmeye gerek yok. Eğer saygı duyacaksak o zaman hep beraber ayakta hazır olda duralım. Daha çok saygı duymuş oluruz değil mi? Yani saygının ölçüsü yerine göre değişir. Namazda saygılı olmak nedir? Sağ eli sol ile bağlamak, huşu içine durmak. İlim meclislerinde nedir? Yani insanları bu manada şeye gerek yok. Hasta olur, baskı olur yani. Murat amca mesela yere oturamıyor. Gitti evinden ne getirdi? Karate getirdi oraya. Oturuyor. Biz ona diyemeyiz. Bizim dibine oturacaksın. Hani benden demeksin yani. Başka bir şey değil. Ha, yoktu. Evet. Dedik ki Kur'an'da gelen mücmel, kapalı olan, mücmel olan, genel olan ayeti sünnet ne yapar arkadaşlar? Açar. Ne gibi dedik? Namaz gibi. Başka kim örnek verebilir başka bize? Zekat. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de zekat verin. Ama hangi mallardan verin? Mallar hangi miktara ulaşınca ne kadar verin? Kimlere verin? Tabi ayette var bu ama nasıl şekilde verin? Bir yıl doğunca mı verin? Bir ay doğunca mı verin gibi ayrıntılar, açıklayıcı bilgiler Kur'an-ı Kerim'de yok. O zaman diyoruz ki arkadaşlar sünnet bir. Kur'an-ı Kerim'de olan hükmün aynısını ne yapar? Zikreder. Bunu bıraktık. İki. Açıklayıcı olur. Bu açıklayıcı olurdaki şıklar birinci şıkkı nedir? Sünnet Kur'an'ın tefsir eder. İki. Kapalı olan, genel olan ifadeleri ne yapar? Açıklayıp beyan eder. Namaz ve ne gibi? Zekat gibi. Bir de ne vardır arkadaşlar? Mutlak olan, mutlak dediğimiz yani yine genel manada olan hükümleri ne yapar? Kayıt altına alır. Sınırlar. Konu mesela Kur'an'da genel manada verilmiştir o. Erkek hırsızın ve kadın hırsızın ne yapın? İki elini kesin. Peki bunu ellerini kesin. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde bu nasıl uygulanmış? Tek el. Omuzdan mı, dirsekten mi, bilekten mi? Bilekten. Sünnet ne yaptı burada? Mutlak olan şeyi sınırlandırdı. Ne yaptı? Daralttı. Daralttı. Sünnetin üçüncü konumu da budur. Sonra umumi olan genel bir ifadeyi ne yapar? Hususileştirir. Aslında bunlar birbirine yakın manalardır ama usulü fıkıhta, fıkıh usulünde bunların her birinin ayrı manaları var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu ayet okuyunca اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Emin, güvenlik onlaradır ve onlar hidayete ermiş insanlardır diyor. Sahabelerden her biri bizlerden hangimiz imanına zulüm bulaştırmadı diyerek üzülünce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada bir zulmün ne olduğunu söylüyor? Şirk olduğunu söylüyor. Yani o zulüm ifadesi umum bir ifade. Oradaki o bütün manalarından bir öteye sadece ne yapıyor? Çekip bir manasını hususileştiriyor. O da nedir diyor? Şirktir. Ne yaptı sünnet burada? Kur'an'ın genel olan o manasını, zulüm manasını ne yaptı? Daralttı, hususileştirdi. Bu sünnetin Kur'an'da olan ikinci konumuydu. Birinci konumu ne dedik? Kur'an'da olanın aynısını ne alır? Tasdik eder, destekler. İki, Kur'an'da olanı açıklayıcıdır. Bu da farklı şekillerde olur açıklama şekli. Namazda olduğu gibi ilk vermiş olduğumuz tefsir eder. Lillezine ahsenu el husna ve ziyade ihsan sahibi olanlara ihsan vardır ve onun neyi vardır? Ziyadesi vardır. Ondan sonra dedi ki geniş manayı daraltır. Ellerini kesin hırsızların daraltır. Sünnetin üçüncü manası arkadaşlar Kur'an'da olmayan hükmü ne var? Getirir. Kur'an'da o hüküm kesinlikle zikredilmemiştir. Ama sünnet gelerek ne var? O hükmü zikreder ve yasaklayıcı bir kural da koyabilir. İzin verici bir kural da koyabilir. Mesela erkeğe altın yüzük takmak nedir? Haramdır. Kur'an-ı Kerim yazıyor mu bu? Yazmıyor. Ne yaptı sünnet? Kur'an'da olmayan bir hükmü getirdi. Kur'an'da olmayan bir hükmü ne yaptı? Getirdi. Bu yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de var. Biraz sonra zikredeceğiz. Bu manada sünnet sahih olduktan sonra
sıhhati ispat olduktan sonra bu manada Kur'an'la arasında hüküm bakımından hiçbir fark yoktur. Hüküm bakımından. Hüküm bakımından. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kıldığı da ayetlerin haram kıldığı gibi nedir? Haramdır. Aynısıdır. Yani değişen bir şey yoktur. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı konuşturan nedir? Vahidir. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? La yantiku anil heva. O peygamber hevasından, kendi kafasından konuşmaz. Nedir onun konuştuğu? İn huve illa vahyun yuha. Onun konuştuğu bir akif, kendisine vahyedilen, Allah tarafından vahyedilen nedir? Bir vahidir. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam din adına konuştuğu zaman onun konuştukları bir yasak koyma olarak veya bir şey yapılması izin verme olarak konuştukları aynı ayette geçen hükümler mertebesindedir. Yani ayet nasıl bir şeyi haram kılıyorsa peygamberin hadisi de ne yapabilir? Sözü de bir şeyi haram kılabilir. Zira Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La elfiyenne ahadekum muttaki'en ala eriketihi. Sizlerden birisini koltuğuna oturmuş, hatta bazı rivayetlerde doymuş bir şekilde, karnı şişkin bir şekilde böyle yani doymuş. يَأْتِيهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِي Sonra diyor ona benim emrettiğim emirlerden birisi gelir de يَقُولُ O şöyle demesin لَا نَدْرِي Bilmiyoruz yani, bilmiyoruz. مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ Biz Allah'ın kitabında böyle bir yasak görmüyoruz, böyle bir emir görmüyoruz. Allah'ın kitabında bulduğumuz مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ اِتَّبَعْنَاهُ Bulduğumuzda ittiba eder, uyarız. Diyor ki Aleyhisselam böyle derken duymayın sizlerden birisini. Koltuğuna oturmuş, yaslanmış bir şekilde. Yani benim emrim ona gelecek. Benim buyruğum ona ulaşacak. O da koltuğuna oturmuş, göbeği şişmiş o böyle. Allah'ın kitabında bulduğumuzda uyarız. Allah'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kılarız diyerek bulmayayım diyor Aleyhisselam. Bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği bu sınıf insanlar ne yapmış arkadaşlar? Türemiş durumda. Bugün bu cesarette söyleyen İnsanlar var. Televizyon programlarında, evinde, şurada, burada konuşurken bu cesaretle Allah'ın kitabında yoksa ben buna haram diyemem. Allah neyi helal kıldıysa helaldir, neyi haram kıldıysa haramdır diyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manada sünnetini kabul etmeyen ne var? Bir yıl insan var. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haber ortaya çıkıyor bu şekilde. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Ela dikkat edin. Ve inni utitul kitab. Bana kitap verildi, Kur'an verildi. Ve misluhu ma'. Ve Kur'an gibisi olan başka bir şey daha verildi. Yani hamdülillah. O da nedir arkadaşlar? Sünnet, hadis verildi. Yine Allah Teala buyuruyor ki ve enzelallahu aleyke el kitabe vel hikme. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah sana enzelallahu aleyke sana indirdi. Ne indirdi? El kitabe Kur'an'ı vel hikmete. Ne indirdi? Kur'an'dan başka bir şey indirdi sana. Ne o? Hikmet. Nedir o arkadaşlar? Sünnettir. Nereden anlıyoruz bunun sünnet olduğunu? Yine Ahzab suresi 34. ayette. Ahzab suresi 34. ayette Allah-u Teala peygamber hanımlarına şunu emrediyor. Vezkurne. Zikredin, anın. Hatırlayın. Müdarese edin, çalışın. Neyi? Ma yusla fi buyutikunne. Min ayatillah. Evlerinizde tilavet olunan, okunulan ayetleri anın, hatırlayın, tekrar edin. Ve neyi anın, hatırlayın? Vel hikme, hikmeti. Ya peygamber hanımlara diyor ki Allah-u Teala, sizin evinizde, evlerinizde, hücrelerinizde okunan Allah'ın ayetlerini anın, ders edin onları. Ve neleri anın? Hikmeti. Nedir bu hikmet arkadaşlar? Ne olabilir size? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti yani. Onları o sünneti ne yapmaya çalışıyor? Allah-u Teala ne emrediyor? Akıllarında tutmaya, onları okumaya, anmaya, o manada anmaya, kafalarında, hafızalarında tutmaya, birbirlerine nakletmeye teşvik ediyor. Allah'ın ayetlerini bu şekilde anın ve Allah'ın ayetlerini bitti. Neyi anın? Hikmeti. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette, hadiste birçok deliller var ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin de Kur'an gibi hüküm koyma mertebesinde, hüküm koymada aynı seviyede olduğunu ispat ediyor. Onun için Allah diyor, Ati'ullaha ve ati'urrasul. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Onlar فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakim tayin etmedikçe
ve verdiğin hükme razı olup teslim olmadıkça onlar iman etmiş olmazlar diyor Allah Teala. Şayet Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim yeterli olsaydı peygamberi hakim kılmaya gerek yoktu. Allah'ın kitabı ne olurdu? Hakim olurdu. Demek ki Allah'ın kitabında peygambere bu şerhi bırakılan, deminki açıkladığımız şekliyle tefsiri bırakılan, açıklaması bırakılan veya daraltılması görevi verilen birçok konu var ki burada peygamberliğin neyi isteniyor? Hakemliği isteniyor. Ki sünnetiyle ne yapsın? O gelsin oraya ve onu ne yapsın? Hükmetsin. Aynı şekilde Allah Teala ne diyor? فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ Onun emrine. Kimin emrine? Peygamberin emrettiği emrine. Muhalefet edenler ne yapsın? اَنْ تُصِيبَهُمْ fitne. Onlara bir fitnenin isabet etmesinden اَوْ عَذَابٌ elim. Acı verici bir azap dokunmasından sakınsınlar. Sakınsınlar diyor. Yani burada ne var arkadaşlar? Aklı olan bir insan için, kalbiyle düşünen birisi için ne var? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde dahi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ne yapıyor? İşaret ediyor. Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde birçok yerde ne yapıyor? İşaret ediyor. Bugün hayatımızda, güncel hayatımızda biliyoruz ki Kur'an'da olmayıp da sünnetin getirmiş olduğu hükümlerle amel ettiğimiz birçok ne var? İbadet var. Bunun en bariz örneği ne? Namaz. Yani bugün sünnet olmasaydı, sünnetin açıklayıcı rolü olmasaydı Kur'an'ın yanında insanlar kıyamda duracaklardı ve rukiye gideceklerdi ve secde yapacaklardı ama oralarda ne okuyacaklar? Ne diyecekler? Namazdan nasıl çıkacaklar? Namaza nasıl başlayacaklar? Sıralaması nasıl olacak? Bunların hiçbirini ne yapamazlardı? Çözemezlerdi. Zekat nasıl verilecekti? Verilemeyecekti. O yüzden arkadaşlar sünnetin bu manada delil olmadığını söyleyen insanın aslında iddia ettiği şey çürük ve boş bir şeydir. Hem şer'en hem de aklen. Yani eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ihtiyaç olmasaydı Allah Teala bu kitabı peygambere indirmesinin bir manası kalmazdı. Öyle değil mi? Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş bir gayesi var. O da nedir? İnsanlara güzel örnek olması. Neyle güzel örnek olacak? Fiiliyle, sözüyle, onaylamasıyla, tüm hareketleriyle ne yapacak? O Kur'an'ı ayetleri açıklayacak. İşte Şeyhülislam diyor ki فَسُنَّتُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنِ Sünnet, Kur'an'ı ne yapar? Tefsir eder, açıklar. وَتُبَيِّرُهُ Onu ne yapar? Beyan eder. Açıklar. Buna ne örnek verdik? Mesela ne dedik? Beyan eder dedik. Namaz gibi, zekat gibi. وَتَدُلُّ عَلَيْهِ Ne yapar sünnet? Kur'an'a delalet eder. Yani Kur'an'ın getirdikleri hükümleri aynısını getirerek ne yapar? Onu destek olur, ona delil olur. وَتُعَبِّرُ عَنْهُ Kur'an-ı Kerim'i ifade eder. Ne demek ifade eder? Yani Kur'an-ı Kerim'in getirmediği, emretmediği emirleri dışında yeni emirler getirerek Kur'an-ı Kerim'in ifade etmesi gereken şeyleri sünnet ne yapar bu manada? Açıklar, ifade eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim hayatın tüm ayrıntılarını ne yapmayabilir? Açıklamayabilir. Çünkü neden? Böyle bir açıklayıcı bir kitap olsaydı her ayrıntıyı, altın, yüzük takmayın, dan tutun da namazın kılınışa kadar zekatın verilir, işte karpuzdan verilmez, baldan verilmez, buğdaydan verilir, şundan verilir, hazinelerden verilir gibi açıklama girseydik Kur'an-ı Kerim'i bırakın bir ayda hatmetmeyi insanlar yıllarca okurlar da hatmedemezlerdi ve algılamaları, anlamaları bu manada zor olurdu. İşte sünnetin buradaki konumu ortaya çıkıyor. Sünnet Kur'an-ı Kerim'i ne yapar? Getirmediği hükümleri getirir. 23 senelik bir hayat var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, peygamberlik hayatı. O hayata 23 sene yayılmış ne var? Bir öğretici rolü var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Her şeyine. Tuvalete girme adabından tutun da yemek yeme adabına kadar. Yemek yeme adabından tutun da Yüce Rabbimizi tanıma. Onun hakkında bize anlatma. İşlevine, konumuna kadar. Sünnet 23 sene boyunca Kur'an'ı bu şekilde ne yapmıştır?
tefsir etmiştir, desteklemiştir, beyan etmiştir, açıklamıştır, olmayan hükümlerini getirip zikretmiştir. O yüzden bizler ehli sünnet vel cemaat olarak Kur'an-ı Kerim'e önem verip okuduğumuz kadar ne yapacağız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet ve hadislerini de öğrenip okuyup onunla amel edeceğiz. Sadece okuyup öğrenip ezberleyip kalmayacağız, yetinmeyeceğiz bununla. Çünkü bizden istenen nedir arkadaşlar? Allah'a ve Resulüne itaat edelim. Resulüne nasıl itaat edeceğiz? Diyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti nedir? Ya ahkam, hükümler getirir, hükümler. Peygamberin sünneti bu manada ikiye ayırıyor alimler. Ya hükümler getirir. Peygamber diyor ki yapın, yapmayın, şu haramdır, şu helaldir. Bizim ona tabi olan insanlar olarak, onun ümmeti olan insanlar olarak, onun peşinde giden insanlar olarak Peygamberin getirmiş olduğu hükümler konusundaki takılacağımız tavır ne olmalı? İşittik, itaat ettik olup onları ne yapmalı? Uygulamaya geçirmeli. Hükümlerle alakalı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir deneyi vardı sünneti. Haber verir bazı şeylerden. Gelecek ve geçmiş olaylardan. Mesela Deccal'in çıkacağını haber verir. Mehdi Aleyhisselam'ın ineceğini, İsa Aleyhisselam'ın ineceğini haber verir. Bu konuda da bizim takınmamız gereken tavır nedir? Tasdik etmek, doğrulamak. Tamam. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak demek, onun hükümleri, getirmiş olduğu hükümleri yerine getirmek, yasaklardan kaçınmak, haber verdiği gelecek ve geçmişteki tüm konularını yapmak, tasdik etmek. Yani Peygamber'e iman etmek, hani geçen derste açıkladık ya, La ilahe illallah demek o bilgisayar, ekranını açtığın zaman, şifre girilendiği zaman, o anlamsız bir şey yazsan da o şifreyi girsen, bilgisayarın açıldığı bir kelime değil mi manada? La ilahe illallah'ın manası var. Bir mana içeriyor bu. Hayatında gerçekleştirmesi gereken yenilikler olması lazım. Hayatından dışarı çıkarması gereken bazı şeyler olması lazım ki bu sözü söyleyen kişiye o la ilahe illallah ne yapsın? Fayda ver. Aynı şekilde peygambere iman ettik diyerek sözde kalmak kişiye bu manada fayda vermez. Kişi ne yapacak? Peygamberin getirdiği hükümleri ne yapacak Murat amca? Uyacak. Yap dediyse yapacak, yapma dediyse yapmayacak. Her yönden. Haberlere ne yapacak? Peygamberin getirdiği haberlere tasdik edecek. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimiz hakkında, Yüce Allah'ımız hakkında, Yüce Allah hakkında haber verdiği en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Onun isim ve sıfatları. Bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ı mahlukat arasında en iyi tanıyan insan olduğunu ne yapıyoruz? Bilip kabul ediyoruz. Ve bu peygamberin gelmiş olduğu toplulukta insanlara konuşurken Allah'ı vasfederken bazı vasıflar, bazı sıfatlar verdiğini, bazı sıfatlarını insanlara haber verdiğini, naklettiğini duyuyoruz. Ve bunları naklederken de insanlara hiçbir yorumda bulunmayan, onları geri çevirip ben böyle dedim ama bunu böyle anlamayın, bunu bu şekilde anlayın diyen bir peygamber aleyhisselamın açıklamasını da bulmuyoruz. O halde bize peygamberin bu vermiş olduğu haberlerde düşen konum nedir? Onlara ne yapmak? İman etmek. Yoksa bu benim aklım olmadı kardeşim. Böyle de şey mi olur? Nasıl olur da Allah arşın üzerine istiva etmiştir? Nasıl olur da gecenin üçte birinde yeryüzünün temasına iner? Gibi böyle nasıllarla oluşan soruları ne yapmayız? Sormayız. Çünkü bu soruların sorulması hak edilen bir soru olsaydı bunlar, ilk soracak olanlar kimler olurdu? Sahabe olurdu. Hatta sahabe sormadan ilk açıklayacak olan kim olurdu bunu? Yani mümkün mü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey konuşuyor, bir şey söylüyor. Rabbimizin mutlu olduğundan, hayrete düştüğünden bahsediyor sıfatlar olarak. Ve sonra da kalkıp Peygamber Aleyhisselam bununla ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Ve insanlar nasıl olduğunu sormuyor. Ama bunlardan sonra gelen birçok topluluk diyor ki bundan maksat bu değildir. Şayet bunu Allah hakkında ispat edersek ne yapmış oluruz? Allah'ı cisme, mahluka benzetmiş oluruz diyerek haddini aşacak sözler sarf ediyor. Ama biz ehl-i sünnet vel cemaat olarak İmam Ebu Hanife'nin peşinden giden, onun kitaplarını okuyan insanlar olarak bu konudaki tavrımız nedir arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği, konuştuğu şeyleri söyleyip sustuğu şeyleri susmak ama onun söylediklerini de tahrif etmeden, tatil etmeden, teklif etmeden, teşbih etmeden ne yapmaz? İman etmek. Peki, وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ التي تلقاها اهل المعرفه بالقبول. Diyor ki Şeyhülislam
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbini vasfettiği, Rabbini nitelediği sıfatlar neyle vasfettiği? Minel ahadisi sihah, sahih hadislerle. Sahih hadislerle. Hadisler sahih olacak. Ellezî telakkaha ehlül ma'rife bil kabul. Ki bu hadisleri, sahih hadisleri bu işin hocaları, bu işin önderleri, alimleri ne yapacak? Kabul edecek. İşte bu hadislerle bizler ne yaparız diyor. Bu hadislere karşı konumumuz vecebel imanu biha. Bunlara ne gerek? İman etmek gerek. Bunlara iman etmek nedir? Vaciptir. Farzdır. Kezalik. İşte böyledir diyor. Sonra geliyor şimdi. Bu altyapıyı vurdu Şeyhülislam. Anlattı. Yani sünnet dedi, Kur'an açıklar, tefsir eder, beyan eder, onda olmayan hükümleri getirir. Bunun içinde ne var? Peygamber havasından, arzusundan, tutkusundan, kafasından konuşmaz. Hele hele Allah hakkında böyle bir şeye kesinlikle cesaret etmez, cüret etmez. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bizlere aktarıp gelen, sahabeler tarafından naklolan hadislere karşı bizim konumumuz, doğru takılan tavır ne olmalı? Onlara iman, vecebel imanu biha. Aynı nerede olduğu gibi kitabın başında gelen ayetlerde olduğu gibi. Nasıl ayetlere ne yapıyoruz? Olduğu gibi iman ediyoruz. Tahrife kaçmıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam hadislerine ne yapıyoruz bu konuda? Bağlanarak, tutunarak konumumuzu belirliyoruz. İşte sünnetin ilk açıkladığı, sünnetin ilk ifade ettiği, bu kitabımızın ilk ifade ettiği Rabbimizin sıfatlarından bir tanesi arkadaşlar. Nedir? Gecenin üçte birinde Rabbimizin yeryüzünün semasına inmesi. Bizler daha önceki derslerimizde öğrendik de dedik ki bize Rabbimiz arkadaşlar yeri ve göğü yarattıktan 6 gün sonra ne yaptı Tamer? Arşına ne ayet ne? Er-Rahmanu alel arşi isteva. Er-Rahmanu alel arşi isteva. Ne demek bu ayet? Rahman arşın üzerine ne yaptı? İstiva etti. Ne demek istiva Kadir? Yükseldi. Çıkma. Üzerine çıktı. Rahim. Orada karar kıldı. Yüce Rabbimiz yeri ve göğü yarattıktan sonra ne yaptı? Bu fiili gerçekleştirdi. Sonra arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl haber veriyor? Niye tövbe estağfurullah dedik? Allah cisim mi? Herhangi bir yer değil. Bir yer değil. Orası herhangi bir yer değil. Allah her yere hazır. Neyiyle? İlmiyle ve görmesiyle. Onun için biz dua ederken ne yapıyoruz arkadaşlar? Ellerimizi semaya, göğe kaldırıyoruz. Kur'an-ı Kerim nereden indi? İndi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi Rabbi ile görüşmeye gittiğinde, Rabbi ona seslendiğinde, konuştuğunda yerin dibine mi girdi yoksa yukarı mı çıktı? Bunların hepsi neyi gösteriyor bize arkadaşlar? Rabbimizin arşının üzerine istiva ettiğini gösteriyor. Ki bu söz sonradan uydurulup ortaya çıkarılan bir söz değil, bir inanış değil. Bilakis bu İmam Ebu Hanife'nin de söylediği bir nedir? Sözdür, itikattır. Bizler bunu açıkladıktan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Buhari Cenab-ı Allah İslam Hazretleri diyor ki sonsuz uzaktır. Fakat elindeki ayna onu yakın ediyor. Eli var mı Rabbimizin? İnsanın elindeki ayna. Kendindeki ayna. İnsanın elindeki ayna. Tabii. Yoksa Allah'a ulaşmak mümkün değil. Ya sen Rabbini nerede hissediyorsun böyle dua ettiğin zaman? Kalbin nereye yöneliyor? Ya aciz olduğumuz için elimizde. Semalara. Semalara. Toprağımızda. Toprağa gittiğimizden dolayı niye elimizi toprağa açmıyoruz? Rahmet yağsın diye yani dua. Avuçak. Yok bir şey isterken rahmet yağmur değil de başka. Yani biz burada da açıkladık derslerde daha önce bulunmuş olsaydınız. Ehli sünnet vel cemaatin bu konudaki konumunu, tavrını görürdünüz. Yani ehli batıl değil mi? Biz size bir şey demedik ehli batıl olarak yani. İmam Ebu Hanife'nin itikadının ve akidesinin de bu olduğunu ne yaptık biz? Daha önce açıkladık. Daha fazla bilgi almak isteyenler bugün Diyanet'in yazmış olduğu ilmihallere de bakabilir. İmam Ebu Hanife, İmam Buhari, İmam Müslim neye inanıyordu? Diyanet'in yazmış olduğu ansiklopedilere de bakabilir. Uzağa gitmeye gerek yok yani. Bu bilinen bir konudur. Herkes bunu bu şekilde ne yapmıştır? Bilmiştir. Sahabeler de bu şekilde inanmıştır. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, Yüce Rabbimiz'in hakkında haber verdiği sıfatlarından bir tanesi de nedir arkadaşlar? Gecenin son üçte birinde Yüce Allah'ın ne yapması? Yeryüzünün semasına inmesi. Peki nasıl iner diye soru sorsak ne dersiniz?
Bu sorunun, bu soru nedir? Yanlıştır, bidattir. Çünkü insan, insanın bu konuyu bu manada anlaması, keyfiyeti anlaması izin ne yapılmamıştır? Verilmemiştir. Ama ondan istenen nedir buna? İman etmesi. Çünkü bu da gayba imandan bir parçadır, bir cüzdür. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenzilu Rabbuna yenzilu Rabbuna. Rabbimiz ne yapar? Nuzul eder, iner. Bu kimin sözü arkadaşlar? Peygamber aleyhisselatü vesselam sözüdür. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet ediyor arkadaşlar. Buhari ve Müslim. Peygamber aleyhisselatü vesselamın mütevatir hadisi. Kullandığı ifade çok ilginç. Yenzilu Rabbuna. Rabbimiz ne yapar? İner. Hocam, İlâ semâid dünya. Ders sonunda not al. Ders sonunda. Ders sonundayım, konu geçiyor. Yok, ders sonunda not al. Ne dersen o vakitte kabul eder dedi. Niye kabul eder demek? Peygamber aleyhisselam niye anlamsız konuşsun ki öyle? Ya Allah sizi değil ki. Nasıl yani sizi? Allah'ın zatı var mı? Allah'ın anası babası olur. Allah'ın anası babası yok. Allah'ın zatı var mı? İnsanın zatı var mı? İnsanın zatı var mı? İnsan toprağı işte. Yani zatın var mı yok mu senin? Soru evet ya da hayır diyeceğiz bence. Nasıl zat? Yani sen, insanın bir cismi zatı var mı? Zat. Zat ruhtur. Cisim var mı? Hocam daha aldık. Evet. Allah'dan yani varsa soru bunları konuyalım. Rabbimiz yeryüzünün semasına ne var diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam? İner. Nuzul eder. Ne zaman? Kulle leyle. Burada biz arkadaşlar yani laboratuvarda çalışan bir teknisyen değiliz. Bir maddeyi bir maddeye karıştırarak yeni bir madde oluşturalım veya yeni bir din çıkartalım ortaya. Bizim tek yapmaya çalıştığımız Peygamber aleyhisselatü vesselamın sözlerini buradan ne yapmak? Aktarıp açıklamaya çalışmak. Kesinlikle eğer yoruma kalkarsak, kafamızdan bir şeyler koyarsak Allah adına ilimsiz bir şekilde ne yapmış oluruz? Konuşmuş oluruz. Bu manada günahların en büyüğüne düşmüş oluruz. Şirkle beraber günahların en büyüğü olan وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ bilmediğiniz, ilim sahibi olmadığınız konularda Allah adına konuşmaya düşmüş oluruz. Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın sözü çok açık. Her gece Rabbiniz dünya semasına iner. Nasıl iner? Bize haber vermiş, bilmiyoruz. Nasıl ruhumuzu bilmiyoruz. Nasıl olduğunu, hareket ettiğini, rüyada ne olduğunu, nereye gittiğini, nereye dolaştığını. Aynı şekilde Rabbimizin bu manada bizden istediği olan imanı gerçekleştiriyor. Nasıl olduğunu ne yapmıyoruz? Sormuyoruz, araştırmıyoruz. Diyor ki feyekul, Yüce Allah şöyle der. Men yed'uni feestecibe leh. Hadisin bir bölümünde diyor ki üçte birinde, son üçte birinde iner. Men yed'uni, kim bana dua ederse ben ona ne yaparım? İcabet ederim. Kim bana dua ederse ben onun duasına ne yaparım arkadaşlar? İcabet ederim. O vaktin neydir? Fazileti. O gecenin son üçte biri olan. Nasıl gecenin üçte biri nasıl hesaplanır arkadaşlar? Akşamdan nasıl buluyorsun? Nereden? Güneş doğarken değil. Akşamdan imsaha kadar kaç saat var? Akşam bugün kaçta okunuyor? Beşi? Beş buçuk. İmsak kaçta? O da beş buçuk değil. 12 saat. 12'yi 3'e bölün. 4. Yani 5.30'a 8 eklediğiniz zaman ne oluyor? Saat 1 mi oluyor? Yaklaşık olarak 1'den sonra artık o mübarek vakit başlıyor işte. O vakti ne yapmak lazım? Değerlendirmek, teheccüde kalkarak, zikrederek, dua ederek. Zira Allah-u Teala diyor ki men yed'uni feestecibe leh. Kim bana dua ederse onun duasına ne yaparım? İcabet ederim. Men yes'eluni fe'u'tiyehu. Kim benden bir şey isterse ben ona ne yaparım? Veririm. Men yestagfiruni. Kim benden mağfiret, bağışlanma isterse ona ne yaparım arkadaşlar? Bağışlanma verir, affederim. Şimdi birisi diyor ki ya hocam ben seni duyduktan sonra geceleri kalktım o saatte dua ettim sürekli ama dualarım istediklerim olmadı. Burada arkadaşlar şunu bilmek gerekiyor. Peygamber aleyhisselam diyor ki duaya icabet etmesi Allah-u Teala'nın yani duaya cevap vermesi üç şekilde oluyor. Bir, senin istediğini sana vermesiyle. Duada bir şey istedin. Allah sana onu ne yaptı? Verdi. İki, istediğin şeyin misliyle istediğin şeyin aynısını senden def ederek. Senin başına o şekilde bir bela gelecektir. Allah senden onu ne yapıyor?
Def ediyor. Sen bunu hayatında belki görebiliyorsun. İleriki yıllarında ha diyorsun subhanallah. Yani illa o istediğini değil de onun misli olan, benzer olan bir şey hakkında ne yapıyor Allah Teala seni? Soruyor. Yahut da üçüncü şıklı, üçüncü şekli Allah o duanı, o isteğini senin için nereye saklıyor? Ahirete saklıyor. Yani üç şekilde Allah duaya ne yapar? İcabet eder. Yüce Allah üç şekilde duaya ne yapar? İcabet eder. O da ya istediğine ne yapar? Cevap verir. İstediğini sana verir. Yahut senden bir şey def eder. Tamam. Yahut mesela çocuk istiyorsun Allah'tan. Bir tane olmuş, iki tane olmuş, üçüncü istiyorsun ama bir türlü vermiyor. Geceleri kalkıyorsun, göz yaşıyorsun, ağzı yok. Ama Allah Teala belki senin o doğanına çocuğunun başına gelecek bir belayı ne yapıyor? Def ediyor. Belki üçüncü çocuğu sana o mana direkt vermemiş olsa. Yahut ömür dünyada sana onun bedeli olan bir şey ne yapacak? Nasip edemeyecek. İşte bu hadis arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Yüce Rabbimiz hakkındaki vermiş olduğu haberlerden bir tanesidir. Bizler de buna bu şekilde olduğu şekliyle iman etmek zorundayız. Bunun dışında bu gelişin ortadan bazı şüphelere kulak atmadan, kulak vermeden, çünkü dedik ki biz yani dünyanın galaksiler olarak, gezegenler olarak nokta tahtaya konulmuş bir nokta gibi bir konumu var. Bir büyüklüğü var. Buna bakarak bizler Yüce Rabbimizin inme sıfatını, arşın üzerine istiva etme sıfatının nasıllığını anlamaya kalkarsak bunu ne yapamayız? Beyin hafızası olarak algılayamayız, anlayamayız. Çünkü kapasite onu ne yapmaz? Allah tarafından bu böyle verilmiş. Nasıl dünyada şimdi Allah'ı göremiyoruz? Mümkün mü Allah'ı görmek dünyada? Mümkün değil. Allah ne yapmış kendini? Ne diyor hadiste? Nuruyla perdelemiş. Yani perdesi onun hicabı ne? Nur. Çağrı onu kaldırsaydı diyor ne olurdu? Gözünün ulaştığı her yeri yakardı hadis-i şerifte. O yüzden bizlerden istenen arkadaşlar bunu algılamak. Yani Rabbinin bu manada böyle dediğimiz gibi, sürekli derslerde söylediğimiz gibi sıfatlarını tanımadan gece namazına kalkıp dua eden, isteyen bir insanla Rabbinin arşın üzerinde olduğunu kabul edip, gökten yukarıdan kontrolün altında olduğunu kabul edip, o gecenin o mübarek vaktinde yeryüzünün semasına indiğini kabul ederek öyle dua etmenin ayrı bir lezzeti, ayrı bir tadı olur. Bir de öbür türlü kalkar ayrı bir şey yani. Çünkü Rabbinin cihetini bilmiyor o manada yani. Rabbin arşın üzerinde mi değil mi? Her eline bakıyor Rabbi. Vahdet-i vücuda kadar ne yapar bu? Gider. O yüzden bu manada ihsana ulaşmak istiyorsa insan, hatta bırakın imanını kamil etmek, imanını tamamlamak, sahih imana sahip olmak istiyorsa Rabbinin bu vasıflarıyla, bu sıfatlarıyla ne yapmak zorunda? Tanımak zorunda. Ancak bunu da nasıl tanıyabilir bir insan? Ya Kur'an'la ya da sünnetle. Başka bir yolu yok bunun. Başka bir felsefesi, başka bir mantığı yok. Peygamberin sana nasıl anlattıysa ona o şekilde ne yapacaksın? İman edeceksin. Peygamber bunu böyle bahsetmiş, böyle anlatmış. Rabbimiz gecenin son üçte birine iner demiş. Ve bunu Ehl-i Sünnet'in iki büyük imamı Buhari ve Müslim rivayet etmiş. Sonra sen kalkıp akli ve mantıki şeylerle anlamaya kalkıp onu insanda olan bir cisme benzetersen tabii ki bu hadisleri ne yapamazsın? Anlayamazsın. Aynı tavrını Allah'ın işitme ve duymasına uyguladığın zaman aslında Allah'ın işitme ve duymasında ne yapman lazım? İnkar etmen lazım. Çünkü Allah bir cisim mi de işitir ve görür? İnsan da işitir ve görür. O halde biz Allah'ın işitme ve görme sıfatını hadi inkar edelim diyemediğimiz gibi o sıfatlarını kendine layık, ona layık şekilde kabul ettiğimiz gibi Allah kendine layık bir şekilde işitir. Kendine layık bir şekilde görür. İnsanın işitmesine ve görmesine yapmaz? Benzemez diye ispat ettiğimiz gibi gel burada da Peygamber'in vermiş olduğu haberi ne yap? Tasdik edip kabul et. Bununla bunun arasında hiçbir fark yok. Ama sen ne yaptın? Burada Allah'ın işitme ve görme sıfatına geldiğinde aklına teşbih, cisim, bir şeye benzetmek gelmedi. Ama burada duymadığın bir şeyi gördüğünde hemen ne yaptın? Allah'ı bir cisim olarak kabul edip hemen gelip Allah'ın sanki bir şeye benzetiliyormuş gibi algılayıp Peygamber'in haber vermiş olduğu bu hadisi ne yapmaya çalıştın?
tahrif etmeye, yani işte başka manalar yüklemeye çalışsın. Bu da neden kaynaklanmakta? Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in kitaplarını okumamaktan kaynaklanmakta. Bizler bugün bakmış Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Açalım bakalım İmam Ebu Hanife'nin kitabını. İmam Ebu Hanife nasıl konuşmuş? Ne demiş? O nasıl inanmış? O nasıl kabul etmiş? Bu ümmetin dört meslek imamı, sahabeleri nasıl inanmış, nasıl kabul etmiş? Onların da bu şekilde iman edip kabul ettiklerini görünce artık senin de bundan sonra söyleyeceğin bir sözün olmaması gerek. Rabbimizin bu vasfından, bu sıfatından sonra arkadaşlar diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbiniz öyle bir ferah, öyle bir mutlu, öyle bir hoşnut olur ki, nasıl hoşnut olur? Neyden hoşnut olur? Bir tevbeti abdihi, kulunun tevbesinden öyle hoşnut olur ki, min ahadikum bi rahiletihi, sizlerden birisinin, hadisin devamında geliyor, kayıp devesini çölde kaybetmesinden sonra tekrar bulmasından daha mutlu olur Allah Teala. Sizlerden birisinin günahından tövbe etmesinden dolayı. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Rabbimizin sevinmesini, sevinmesini ne yaptı? İspat etti. Lallahu eşeddu ferahan bi tevbeti abdihi min ahadikum. Şimdi biz kalkıp insandaki sevinmeyi algılayarak, insandaki coşku sevinmesini anlayarak, Allah-u Teala'nın da bu sevinmesini böyle kabul edip Allah'ın bu sıfatını inkar edersek ne yapmış oluruz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü reddetmiş oluruz. Ama burada takılmamız gereken tavır ne? Allah'ın işitme ve görme sıfatlarını bize haber veren ayet ve hadislerdeki takındığımız tavırın aynısını takılmalıyız. O da ne? İnsan da işitir görür ama Allah'ın işitme ve görmesi nedir? Kendine layık bir şekildedir. Biz onu bilmeyiz. Ha burada ne diyeceksin? İnsan da mutlu olur, sevinir ama Allah'ın mutlu ve sevinmesi insanınkine benzemez. Ona layık bir şekilde. Bu kadar yani. Allah'ın zatı vardır. İnsanın da bir zatı vardır. Bu yüzden Allah'ın zatını inkar ediyorum. Kimse buna cesaret edemeyeceği gibi. Ona layık bir şekilde zat. Kendine layık. Keyfiyetinin nasıl olduğunu bize bildirmediği zatı kabul ettiğimiz gibi. Gelip aynı tavrı, aynı konumu nerede takılmamız gerekiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber vermiş olduğu diğer hadisi şeriflerde takılmamız gerekiyor. Yani burada aslında söylenen şey şu. Akide konusu, isim sıfatlar konusu nedir arkadaşlar? Birdir. Orada böyle söyleyip burada böyle söyleyemezsin. Orada kabul edip burada inkar edemezsin. Çünkü Allah'tan haber veren makam Allah'ın kendisi ve kimdir? Peygamberidir. Burada işittiğini ve duyduğunu söyleyen peygamber burada da onun ne yaptığını söylüyor. Yeryüzünün semasına indiğini, onun mutlu olduğunu, sevindiğini söylüyor. Bizlerde ne düşer? Kurcalamadan, felsefeye, Yunan felsefesine, Hinduizme, vahdet-i vücuda şuna buna girmeden ne yapmak? İman etmek. Bu hadis çok ilginç arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir adamdan bahsediyor. Bu adam çölde. Düşünün, çölde, ıssız bir yerde. Devesinin üzerinde bütün erzakı, mühimmatı devesinin üstünde, yatacağı her şeyi devesinin üzerinde. Tabi devesini kaybediyor. Devesi kayboluyor çölde. Düşünün, kaçırıyor. Sonra bu deveyi ne yapıyor bu adam? Israrlı bir şekilde aramaya başlıyor. Arıyor, 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 arıyor. Yoruluyor, artık bitiyor. Aramaya başladığı yere geri dönüyor. Ümidi kesiliyor. Daha sonradan yerine gelip oturup uyuduğunda gözlerini açtığında bir bakıyor ki devesi ne olmuş? Devesinin yuları yanında görüyor. Suyu orada gelmiş. Bütün erzağı gelmiş. Öyle seviniyor ki bu adam. Sevinçten ne söyleyeceğini şaşırarak ne diyor? Ben, ey Allah'ım, ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun diyerek sevinçten ne yapıyor bu adam? Şaşırıyor. O kadar sevinçli. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Allah'ımızın, Rabbimizin sevinci, kul tövbe ettiğinde bundan daha büyüktür. O yüzden arkadaşlar, tövbe için Rabbimiz her zaman tövbeyi kabul eder. Önemli olan
Önemli olan tevbenin şartlarını ne yapmak arkadaşlar? Yerine getirmek. Mesela diyor ki Allah-u Teala Âl-i İmran suresi 135'te وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً Onlar bir fahişe işledikleri zaman, bir zina, bir kötü iş işledikleri zaman اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Nefislerine, tenlerine zulmettiklerine nasıl? Şirk koşarak, aracılar sokarak, duada başkalarından medet umarak yahut başka bir şekilde zulmederek kendilerine ne yaparlar onlar? Allah Teala onları anlıyor şimdi. Bunları yapmak evet günah ama son nokta değil. Her insan bunu ne yapabilir? Bu hataya düşebilir. Şeytan ona bu oyunu oynatabilir. Ama Allah Teala'nın öyle mutlu olduğu bir konu var ki o da ne arkadaşlar? O kulun ne yapması? Tevbe etmesi. İnsan bunu bilecek. Bakacak maziye, karanlık, leke. Önüne bakacak, ya diyecek ki Subhanallah, Peygamberim bana haber vermiş. Demiş ki, Rabbimiz çok mutlu oluyor, çok seviniyor. O zaman hemen ne yapar? Kolları tıvayıp tövbe. İşte Allah Teala onlardan bahsediyor. İşte diyor, onlar bir fahişeye düştüğü zaman, bir fuhşiyat işlediği zaman, bir haram işlediği zaman ve kendilerine zulmettikleri zaman ne yaparlar hemen? Zekerullah'a. Allah'ı anarlar. Nasıl Allah'ı anarlar? Bir, estağfirullah diyerek. İki, Allah'ın azametini düşünerek, Allah'ın cezasını, ikabını düşünerek hemen frene basıp Allah'ı anarlar. Sonra hemen ne yaparlar? فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Allah'ı anıp hemen günahları için tövbe ederler. Tövbe-i istiğfar ederler. Aleyhisselatü Vesselam bir mecliste oturmasın ki onun 70 ya da 100 defa estağfurullah dediği görülmüş olmasın diyor sahabe. Tövbenin metodu bu. Tövbenin yolu bu. Aleyhisselatü Vesselam oturuyor böyle. Konuşurken sözün arasında sürekli estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Tamam. İşte Allah Teala kullardan bahsediyor öyle. Onlar zulmederlerse, fuhşiyat işlerlerse zekerullah, Allah'ı anarlar. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Hemen günahlar için istiğfar ederler. Diyor ki hemen Allah Teala. وَمَنْ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ Günahları kim affeder? Günahları kim bağışlayabilir ki? اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka. Bakın arkadaşlar açık. Bir hani çek senet derler ya bu kadar. Rabbimiz Allah'tan başka günahları kim affeder? Bana muhtaçsınız. Sizin günahlarınızı ben affederim. Diyor. O insanlardan bahsederken yine diyor ki وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا Onlar وَلَمْ يُصِرُّوا ısrar etmezler. Ne demek ısrar etmezler? Günahlarda ne yapmazlar? Devam etmezler. Günahı keser, frenler. Zekerul Allah'ı zikrediyor, istiğfar ediyor. Ona dönmemeye çalışır. زَكَرُوا يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا Yaptıkları konuda ne yapmazlar? Israr etmezler, ısrarcı olmazlar. O halde arkadaşlar sahih bir tövbe alabilmek için, sahih bir tövbe yapabilmek için alimler 5 tane şart sayıyorlar. 5 tane şart sayıyorlar. 1. Diyorlar ki el-ihlas. Tövbenin ilk adımı nedir? İhlas. Ne demek ihlas? Tövbeni Allah için yapacak. İnsanlar için değil. Bir günah işledin, insanlar seni gördü. Dedin ki estağfurullah falan. Bu ne oldu? Bir kere daha ilk adımda ilk şartı kaybettin. İhlas yok. Ne olacaksın? Bir kere Allah için tövbe edeceksin. İnsanlar elinden tutup götürdükleri için değil. Allah için. İki, işlediğin günah hakkında pişmanlık. Pişmanlık duyacaksın. Pişman. Yani adam günah işliyor. Diyor ki estağfurullah, tövbe tövbe ama kalbinde de var ki lan iyi ki de işlemişiz bu günahları veya pişmanlık da yok. Yani onu da demiyor ama yani dünya günlük gülistanlık. Bu da olmadı. Üçüncü şart o günahtan el etek çekmek. Yani pişman oluyorsun. Ama pişman olduktan sonra hala ne yapıyorsun sen? Devam ediyorsun. Bu da tövbeyi ne yapar? Bozar. Yani sen adam zina ediyor. Duruyor düşünüyor. Tamam diyor. Allah'a tövbe edelim. Bunun azabı cezası büyük. Tamam. Pişmanlık da var. Ama hala ne yapıyor? Devamlı. Zina var. Devamlı bir şekilde. Bu da tövbeyi ne yapar? Baltalar. Üç. Dört. Bir daha dönmemeye azmedecek. Bir de işinde azim olacak. Tövbe ettin ya. Azmediyorum. Kendi kendime karar veriyorum. Karar. Bir daha dönmeyeceksin. Kendinle böyle ne yapacaksın? Sözleşme imzalayacaksın. Aklının bir köşesinde bunu bulunduracaksın. Dört. Beşinci şıkkın arkadaşlar tövbenin.
Beşinci şıkkı. Bundan hak varsa ondan helallik alınır. Tabii o kulla alakalı, o şeyle alakalı. Yani ele tek çekmişlerle. Onu kötü görmek. Vakti bitmeden yapsan tövbeyi. Tövbenin bir vakti var. Nedir o vakti arkadaşlar? Can boğazdan. Can boğazdan çıkınca yahut güneş batıdan doğmayana kadar. Güneş batıdan doğdu. İnsanlar diyor ki hadiste iman edecekler diyor. فَاِذَا تَلَعَتْ Güneş doğudan doğduğunda, batıdan doğduğunda ve insanlar onu gördüğünde hemen iman edecekler. Hani şimdi nasıl? Dünyada öyle. Vakit veriyorlar. Vakit süre dolduruyor. Son dakikada millet ne yapıyor mesela? Yetişmeye çalışıyor değil mi? İşte ama güneş baktın, insanlar baktı, iman etmediler o zamana kadar. Bir baktılar, subhanallah güneş batıdan doğmamıştır. Hemen iman ettik diyecekler ama Peygamberimiz diyor ki işte onlara o iman ne olmayacak? Yani onların o tövbeleri onlara fayda vermeyecek. İşte kim tövbede bu beş şartı gerçekleştirirse Yüce Allah Rabbimiz onun tövbesini kabul edecek ve bu tövbeden ne yapacak Allah Teala? Hoşnut olup sevinecek, ferah. Sevinecek. Mutlu olacak. Tamam? Diğer bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: "Yedhaku Allahu ila raculayn." Allah iki kişiden dolayı iki kişiye güler. İki kişiye bakar ve onların o haline güler. İki kişiye. Niye güler onların o haline? Niye sevinir, hoşnut olur bu manada güler? Gülerek. Diyor ki: "Yaktulu ahadumal ahar." Biri diğerini öldürür. Yani birisi katil, birisi maktul. Ama diyor, "Kilahuma yedhulul cenne." Ama ikisi de cennete giriyor yani. Bu katil, bu da maktul ama ikisi de cennete giriyor. Allah buna ne yapıyor? Gülüyor. Allah buna ne yapıyor? Gülüyor. Bu hadis kim rivayet ediyor? İmam Müslim rivayet ediyor. Tabi bu hadisin şerhi ne? Açıklaması. Diyorlar ki maktul öldürüldüğü için suçsuz yere, günahlı bir şey olmadığı için bu manada cennete sokuyor Allah Teala onu. Peki katil? Hangi katil Allah cennete sokuyor? Diyor ki bazı rivayetlerde o katil ki Allah daha sonra ona neyi nasip ediyor? Tevbeyi nasip ediyor. Hatta onu ne mertebesine ulaştırıyor? Şehitlik mertebesi. Gidiyor Allah yolunda cenk ediyor, savaşıyor ve şehit oluyor. O da ne yapıyor? Öldürdüğü adamla birlikte cennete giriyor. Yüce Rabbimiz buna ne yapıyor arkadaşlar? Gülüyor. Şimdi hemen herkesin, bir insanın aklına gelebilir. Ne demek gülüyor ya? Allah'ın bu manada dişleri, ağzı, gırtlağı mı? Haşa. Böyle bir şey demedik. Biz sadece Peygamberimizin haber verdiği sınırda ne yaptık? Durarak iman ettik. Onun dışında onun söylediği bir şeyin ötesine geçmek bizim haddimize değildir. Bu konuda bizler hep söylüyoruz ve iddialıyız. İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed'in ve diğer ehl-i sünnet alimlerin söylediğinden bir adım dahi öteye geçme konusunda cesaret, cüret kendimizden alamayız, bulamayız. Onların getirdiklerinin dışında yeni bir şey getirmeye, onların söyledikleri şeylerin dışında